Fakat eğitimde öyle görünüyor ki ilkokullar, yani ilk orta ve liseler öncelenecek gibi görünüyor. Tabii. Çünkü öğretmenlere öncelik verilmesinden bunu anlıyoruz. Fakat benim tahminim, üniversitelerin belki gecikmeli de olsa, hani normalde biliyorsunuz Eylül başı veyahut da işte Eylül ortası gibi açılıyor. Belki bir buçuk aylık gecikmeyle de olsa açılabileceğini düşünüyorum. Yani en azından şimdiki parametrelere bakarak, hani Türkiye'nin BioNTech aşısı Haziran sonuna kadar işte 30 milyon muydu? 30 milyon aşı geleceğini varsayarak, Türkiye'nin kendi aşısının işte hocamızın ifade ettiği gibi herhangi bir aksilik çıkmaz da yetişirse o tarihlere, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin hızlıca aşılanıp üniversitelerin belki Eylül'de olmasa da Ekim ortası, Ekim sonu gibi açılması gibi bir benim bir öngörüm var. Çünkü bir yandan baktığınızda hakikaten arada kaynadı. Bence en önemli meselelerden bir tanesi o kayıp nesil meselesi. Benim de iki çocuğum var. İlkokula, ortaokula gidiyorlar. Ve kimi zaman ne diyelim, gönüllerini eğleyerek, kimi zaman istemeyerek de olsa kızarak bir şekilde evde tutmaya, online eğitimi mümkün olduğunca verimli bir seviyeye getirmeye, ben derslerimi verirken disiplini koruyarak, mesela süreyi kesinlikle gözeterek, ara vererek, yani yüz yüze eğitim yapıyormuşçasına disiplini korumaya çalışıyorum. Fakat kesinlikle yüz yüze eğitimin verimliliği gibi olmuyor. Yani artık bunu herkes söylüyor. Herkes bunun hakkını teslim ediyor. Evet, alternatifi yok. Sağlık öncelikli vesaire. Haliyle bu kayıp neslin yaratabileceği maliyetleri düşürmek için de bir an önce bu eğitim meselesinde mesafe almak gerekiyor. Yani eğer pandemi uzun sürecekse de, o zaman buna göre bir karar verip online eğitimi maksimum düzeyde nasıl fayda alabiliriz, nasıl faydalı bir sürece çevirebiliriz, o zaman buna daha fazla kafa yorulması gerekiyor. Fakat bir ümit veyahut da iyimserlikle muhtemelen bu senenin sonunda ben okulların açılabileceğini düşünüyorum.